Şimdi tekrar bir şu bölge denenebilir. 59'lar. Ondan sonra yukarı hareket. Yani zaman oynuyorlar diyorum hep. Mevzu o. Çünkü haftalık grafik all time high'da kapadı. Yani şimdiye kadar BTC hiçbir zaman 57 bin, 50, 60 bin üstünde kapamamıştı. Şuradan. 60 bin üstünde kapattılar Hatta dün onun altında kapatmaya çalışıyorlar diyordum Bunu Beceremediler e Bugün de böyle bir şey etti Bir çakış yaptı Yani bir şey olacağı yok bu 70-80 olacak bu hani şu 3 haftalık mumdan sonra Bir ihtimal belki 55 lere falan çakılabilir bu hafta belki o da ama çakılsa da uzun vadede hiçbir şey ifade etmiyor. Yani bu hafta 55'ti. bugün ne? Pazartesi değil mi? İşte salı, çarşamba belki zorlayabilirler 55-56'tır ki o da altlarda likit etmek için yapıyorlar zaten onu. Sebebini anlatacağım birazdan. Sonra hafta sonuna doğru yine toparlar. Aynı şurada yaptığı gibi Aa, gidiyor diye bir de alırsın. Yani şuradaki hareketin aynısı olabilir. Ama onun için o bir sonraki hafta olması lazım aslında. Şurada 4 mum yaptı. 5. mumda. Şu an 3. mumdayız. Hani şu mumun aynısı olabilir bu hafta. Hemen hemen öyle gidiyoruz şu anda. Görebiliyor musun şu mumu? Bak 1, 2 temiz grafikten şey ettireyim çizilmemiş. Şu bir, bu iki, bu üç tamam mı? Bu bir, bu iki, bu üç. Bir sonraki hafta gördüğün gibi fitilli mum. Yani bunu hala çakabilirler. Sonra AT'de kırdırıp AT'nin altında kapatır. Bir sonraki hafta çakar. Ondan sonraki hafta gene çakar. Sonra bay bay olur. Yani şu an zamana oynuyorlar sadece. Zamana oynamaların sebebi de bugün Twitter'da attığım grafik iki resim arasındaki farkı bulun demiştim Twitter'da yine. Şu iki resim. Bu normal spot grafiği. Bak nereye gelmiş? Trend trendi kırmış. Buraya bakıyorsun. Bu futures grafiği nokta atışı tam trend Ritesti Şimdi bu şeyde de yani tweet'te de bahsettiğim gibi artık marketi spot değil futures yönetiyor anlamı taşıyor. Yani önceden spot hacim spottaydı. Spot grafiğe göre hareket ediyordu fiyatlar. Şimdi hacim futures'ta o yüzden futures'taki fiyatlara göre hareket ediyor spot Şimdi bunun birkaç sebebi var. Bir Futures'ta yeni gelenler Acemiler para dağıtılıyor diye likit olup duruyorlar ya sürekli. Hani ben hep diyorum ya %90 spottaysanız %5 %10 futures'ta olacaksınız en fazla. Hani total portföyünüz öyle olacak. Ama yok yeni girenler spot'un ne olduğunu bilemiyor. Direkt Futures'tan da alıyor. Çünkü para dağıtılıyormuş burada. 1000 dolarla gireyim ben. 10x açayım. Hop oradan o 1000 doları 10.000 dolar yapayım. Öf öf öf. Kafa bu. E finalar da buna yönlendiriyor. Herkesi. E aç gözlülük de var. O yüzden hacim Futures'a kaydı. Yani biz burada bir yıldır yayın yapıyorum ben. Onun dışında yıllardır Telegram'da şey yapıyorum. Fikirlerimi söylüyorum. Yıllardır Telegram'da spot 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 diyoruz. Al cüzdanına çek, al cüzdanına çek. Ama işte yeni gelenlere fino etkisinden de kaynaklı bunu bir türlü anlatamıyorsun. Bir bu sebepten olabilir hani küçük yatırımcı sadece futures'ta küçükler birleşince balinaları yer muhabbeti ama küçükler hem birleşemiyor hem acemice hareket ediyor işte borsalar iyi o durumda da onları bunun bir etkisi vardır futures'un marketi yönetmesinin iki spotta adam kalmadı. Yani ben diyordum ya işte atom 30 dolar oldu. Bundan 2 ay önce 5 dolardı bu. Nereye getireceğim bunu? 5 dolara geri mi getireceğim? 5 dolarda alan adam bunu satmaz. Bu 100 dolar olursa o 5 dolarda alan adamı geç 30 dolarda olan adam da bir daha uğramaz sana. Alır cüzdanını çeker stake'ine atar her Allah'ın günü 10 dolar 20 dolar para gelir ona. Ne stres çeker ne bir şey çeker başı ağrımaz uykusuz kalmaz uğraşmaz bunlarla. Bak Ethereum balinaları Ethereum holderları umrunda mı fiyat? Ha 4000 olmuş ha 3000 olmuş. Adam 5 dolarda almış bunu. Ya biz de kafa yoktu zamanında aldığımız Ethereum'ları sattık böyle trade diye işte siz yapmayın diye uğraşıyoruz ya burada. Ben 5 dolarda aldım Ethereum'ları 6 dolarda, da 7 dolar sattım. Ama satmayanlar var da büyük kesimi sattı. Büyük kesimi sattı. Ama işte satmayanlar o zamanlar işte yani sen satmak zorundasın tamam mı? Sen Türkiye'de yaşıyorsun. Belirli bir gelecek kaygın var. Hani 5 yıllık, 6 yıllık, 10 yıllık yatırım yapamazsın sen. Ama işte 5 yıl, 10 yıllık yatırım yapabilecek adamlar. Ya gideyim 1000 tane Ethereum atayım. 5 dolardan 5000 dolar ona atayım. İşte hatta 50 bin dolar atayım ona. Öbürüne 10 bin dolar atayım. Şuna 20 bin dolar atayım diyen adamlar. Bu Ethereum'u satmaz. Niye satsın herif 5 dolarda almış 3700 dolar olmuş şimdi ya. Akıl var mantık var o adam satar mı? 1000 dolara çaksan ne olacak buna? O herif gene satmayacak onu. 100 dolara çaksan ne olacak bu betaryumu? 3700 dolardan 100 dolara indirsen ne olacak? İndirdin. Daha önce indirdin. 1500 dolardan 100 dolara indirdin. 80 dolara indirdin. Sattı mı gene satmadı herif. Çünkü 5 dolar da almış. 80 dolara kadar indirebilir onu. Hala 20 x kadar değil. Satar mı o adam? Hatta daha çok almanın derdine düşer. Ulan 1500 olmuştu. 5'te almıştık bunu. Dur ben biraz daha para bulayım. Bu yine 1500 olur. Onun derdine düşer. Ya da ben Waves'i satıyor muyum? Acil ihtiyacım olursa. Niye 0.1 dolarda aldım bunu ya? 0.1 dolar. Lan 27 dolar şu anda. Ben bunu niye satayım ya bu saatten sonra? Attığım stake'e oradan geliyor işte. Bak benim gram hacim katkım yok. Buna. E sen şimdi bunu 27 dolarda alıyorsun. E bu 100 dolar olduğunda sen de aynı kafaya şey edeceksin, gireceksin. Ben niye satayım bunu diyeceksin. Nereye çakacak ki bunu? 120 dolar olmuş. Oradan gelecek 20 dolara mı çakacak? Çaksın tekrar alayım diyeceksin bu sefer çakıyorsa. Çünkü 120 120 dolara geldiğinde oradaki e, yaptığın stekler atıyorum 5000 dolarlık stek gelmiş olacak sana orada. Tekrar 20 dolara çakarsa o gelen 5000 dolarlık bir daha alacaksın oradan. Doğal olarak borsayla işin kalmayacak. E, borsa bunu ister mi? Bin kere anlattım bunu CZ bunu ister mi? Coinbase bunu ister mi? O adamlar ne yapacak o saatten sonra? Hacim olmayacak Kimse Waves al sat yapmayacak. Waves Exchange'de anlattım daha önce bin kere Waves Exchange'de olan e, durumu Gösterebiliyor muyum? Şurada giriyorsun trading atıyorum ek USDN bak 1359 dolarda alım var adam 1359 dolardan almak istiyor satan adam da 1423'ten satmak istiyor 70 dolar fark var arada kimse bu arayı doldurmak için uğraşmıyor Saşa umurumda değil bana ne diyor ama CZ uğraşıyor işte buralar dolsun diyor. 1360'da da satış. Ben oradan ele vereyim. Çünkü gerçek satıcı yok zaten. Gerçek satıcı 1400'de. Gerçek alıcı da 1359'da. Aradaki 70 dolar da ben oynayayım diyor. Milletin eline vereyim olmayan coinleri. 1370'den olmayan coin'i satayım. Onu damplarım 1365'ten alırım olmayan coin'i 5 dolar. Oh sakal parası güzel. CZ bunu yapıyor. Ya da bak swap. 16, 9, 17 dolar satan adam. 16.75'te alan adam arada 16 80'deki yok kimse kimse orayı doldurmaya çalışmıyor. Ama Binance'e bakıyorsun hiç boşluk yok. Çünkü oranın dolu gözüküyor olması gerekiyor ki hacimli gözükecek ki sen de alacaksın işte onu oradan o tokatlayacak seni. E sen Waves 100 dolar olduğunda zaten hepten gideceksin. İşte Waves'in kendi şeyinde paritesinde hepten fark olacak bu sefer. Binance'de bile olacak. Atıyorum işte 120 dolara satış olacak. 110 dolara alış olacak normalde ama o 10 dolarlık farkı CZ doldurmaya çalışacak. Hatta sen artık 120 dolar oldu bu kardeş ben bununla uğraşamam deyip atacaksın stake'e hiç bir daha da bakmayacaksın. Kimse olmayacak orada. E bunu ister mi CZ? İstemiyor zaten. Ne yapacağız? 20x Future future'a yönlendir abi milleti. Bak burada yüksek kazanç var burada. Tak 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 tak. Ama normalde Alansa'dan kimse yok ki zaten. Normalde futures fiyatlarını spot'un götürmesi gerekir. Spot'a göre hareket etmesi gerekir. İşte kriptodaki sorunu spot'ta kimse yok ki satan. Adam 5 dolardan Ethereum almış 3700 dolardan niye satsın onu? Satat sattı adam gitti villasını aldı, Ferrarisini aldı, Lamborghini'sini aldı, bitti gitti ya. Bir daha satmasına gerek yok o adamın. İstiyorsan sıfırla eterim adamın. Umurunda değil ki her şeyini almış artık. Ya da Bitcoin için. 250 dolar da girdim ben diyorum Bitcoin'e. Bana ne bu? Ha 60 olmuş ha 50 bin olmuş. Bana ne? 250 dolar da aldım kardeş ben bunu. İstiyorsan 2000 dolara geri çek. Ben yine 10 isteyeyim. Anlatabiliyor muyum olayı? Spot'ta zaten satan yok. O zaman futures'tan yüksek kar... E, şey ettirelim hoplatalım zıplatalım oynatalım öyle yapalım acemileri de onlara yönlendirelim acemiler zaten hiçbir şeyden haberi yok hiçbir şey bilmiyor borsanın ne olduğunu bile bilmiyor oradan tokatlarız milleti full kontrol demek bu Binance ve benzeri borsalar için çünkü diyorum yani normal futuresu spot idare eder diğer şeylerde de öyledir hisselerde de öyledir o spotta alan yoksa bu sefer yapana gider geçer kontrol spotta kimse yok normal şeyde de işte koç hissesinde ya da işte tesla hisselerinde de öyle adam almış 10 yıl sonra belki bakarım diyor satarım diyor 10 yıllık yatırım yapmış 10 yıl boyunca bir daha girmeyecek o borsaya o herif onlarda da o sorun var ama kriptoda pasif geliri var bunun Artı sınırlı supply olduğu için millet alıyor çekiyor cüzdana bir daha da bakmıyor o borsaya. O durumda işte komple borsanın eline geçiyor her şey. Bitcoin'de almak isteyen adam buradan almak istiyor. 58'de gelirse alırım diyor. Misal. Satmak isteyen adam da 80'de satmak istiyor. Orada satarım diyor. 58 ile 80 arasında istediği gibi oynayabiliyor bu sefer. Bunu da futures yaptı mı? Öf ne para ne para. Borsa için. Umarım anlatabiliyorum olayı. Şu an futures'a geçmiş durumda tüm market. Her şey futures üstünden şey yapıyor. Çünkü spotta yeniler bilmiyor zaten spotun ne olduğunu, cüzdanın ne olduğunu bilmiyor. Eskilerde umurunda değil zaten fiyat. K60 olmuş, K100 olmuş. 1 milyon olursa satarım diyor Bitcoin. O yüzden spotta kimse yok. Ben hep diyorum ya alan satan yok. Aslında bunu demek istiyorum ben. Kimse yok. ve ben alıyorum satıyorum. Sen değilsin kardeşim. Sen 30 binde aldın bu Bitcoin'i. Sen satacaksın tabii ki ama senin hiçbir etkin yok buna. 300 dolarda 500 dolarda alan adamların umrunda değil bunun fiyatı. İstiyorsa 30 bin olsun istiyorsa 100 bin olsun adam 500 dolarda aldı bunu. Umrunda değil ne yaptığı Bitcoin'in yat partisinde o viskisini içiyor o herif. Ethereum'un 3700 olması, 3000 olması, 2000 olması umurunda değil 10.000 tane Ethereum alan adamın. 5 dolarda. Uzun vadede ne olacak sanki? 5 dolara geri mi çakacaksın? Çakıyorsan çak. Ben aldım zaten evim, arabam, her şeyim. Ama işte o adamlar böyle olduğu için sen de yeni kullanıcı olarak umurunda olmadığı için hiçbir şey bütün her şey borsanın eline geçmiş oluyor. Olmayan coin'ler de oradan indir kaldır, indir kaldır, indir kaldır. Hopla zıpla, hopla zıpla, hopla zıpla. Burada bu kadar tutmaların sebebi diyorum. Hep eski coin'ler, özellikle eski coin'ler var. Ethereum'a genel şarklıdır. Buraya İyi saat önceydi. 61'di. Yok buraya çaktılar. Derdi bunu diyor hep diyorum aylardır diyorum ya. 0 55'e çakmak hani şu an çift dibini yaptı gösteriyor göya. Ama asıl derdi bunun şu bölgeye çakmak hatta mümkünse daha aşağı çakmak. O arada diğer altları ezmeye çalışmak. Kendi koyunu hariç tabi ki. Ne hikmetse BNB bir şey olmuyor. Ama diğer bütün alt koyunlar düşüşte. Atıyor Messi düşüşte. Artıyor mu? Yok. Bir yere kadar atıyor. Hop, ondan sonra kafasını EOS olduğu yerde sayıyor. <laughs> haftalardır yani. XLM keza ile haftalardır, aylardır burada 0304 0304. Turun ben kendim bildim bile burada yani. Bir gıdım ileri gitmiyor. E, kutumu hepiniz biliyorsunuz. Giriyoruz çıkıyoruz kutuma. 14, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12, 12, 14, 12, 14, 12, 14, 12, 14. 14. Evet, artık ya. 12'den aşağı çakamıyorsun. 14'ten yukarı çıkartmıyorsun. İşte sushi keza aynı şekilde değil mi? 14, 10, 14, 10, 14, 10. Bunun sebebi çünkü 14 ile 10 arası. 14'te spotçular geliyor satmaya. 12'de 10'da almaya geliyor. 14'te 10, 10 arasında kimse yok. Sadece CZ ve botları var. Bitcoin için de aynı şey geçerli. Belli aralıklarda kimse yok. Ne alan var ne satan var. Geri mı 61.300'de Bitcoin alacağım ya. Alacaksam bunu 60.40'da alırdım yani. Bu saatten sonra alınmaz bu. Satılmaz da. Satan da yok zaten. E ne bu 3 gündür da duruyor bu. Kıramadım da ben kıramadım da ben kıramadım da ben. Çünkü kırdığı zaman altları da götürmesi lazım. Ama altları götürünce işte futures var. Herkes futures'ta yenilen hepsi futures'ta ya. Ya artık hepiniz de görüyorsunuzdur. Yani yaptığı iş artık o çok basit yani yaptığı iş. Yani o kadar basit ki o kadar aleni o kadar belli ki BTC'yi 300 dolar arttır. Altları BTC pair'inde çak. Aşağı Atıyorum ethereum'u 61 bin satıştan 60 bine çak BTC'yi 500 dolara arttırarak ethereum 3800 dolarda o an Sabit kalsın 3800'de Sonra btc'yi 500 dolar aşağı çak ethereum'u btc payarında çaktığın için ethereum dolar payarında daha dayanılsın Tüm altlarda bunu yapıyor BTC'yi 60'tan şuradan buraya kadar çak. Önce tamam mesela. İşte 58'den 62'ye kadar getir. Waves'i de 49 Satoshi'den 45'e kadar indir. BTC dolarda gittiği için atıyorum %5 gidiyor. Bunu da e, BTC %5 çak. Dolarda 29 dolarda sabit tut. Sonra BTC %3 geri çak. Waves de işte dolarda %5 geri çak. Aradaki %2'de de karın senin. Niye? Çünkü kimse yok ki zaten. Kimse alıp satmıyor zaten. Ayrıca acemileri böyle tokatlarsın mis gibi işte. Tüm da bunu yapıyor. BTC'yi 60'tan Şuradan buraya kadar çak. Önce tamam mesela. İşte 58'den 62'ye kadar getir. ve de 49 Satoshi'den 45'e kadar indir. BTC dolarda gittiği için atıyorum %5 gidiyor. Bunu da e, BTC pair'inde %5 çak dolarda 29 dolarda sabit tut. Sonra BTC yüzde 3 geri çak. Ve işte dolarda yüzde 5 geri çak. Arada yüzde karın senin. Niye? Çünkü kimse yok ki zaten. Kimse alıp satmıyor zaten. Ayrıca acemileri böyle tokatlarsın mis gibi işte. Tek yaptığı bu. bunu yapabilmesinin sebebi de işte hep diyoruz. Twitter, Twitter'daki finolar. Merkezi borsaları yala yala yala, referans gas referans gas referans gas oradan parayı bul, yalamaya devam et yala yala yala. Ondan sonra market gitmiyor. Niye gitsin? O yüzden diyorum Twitter'da biraz daha aktif olmanız lazım. Yorum, like anlamında. BTT dağıtarak onu ıı, teşvik etmeye çalışıyorum. Ama hani biraz da gönüllü olması lazım. Sağda solda paylaşıyor olmanız lazım tweetleri. Ki bu herifler bunu yapamasın. Yoksa iş çok kötüye gidiyor. Onu da bilin yani. Para dağıtılmıyor burada. O parayı alacaksın. Adam dağıtmaz o parayı sana. Geri zekalı herif niye para dağıtsın sana ya? Seni marketten atmak varken o parayı sen isteyeceksin. Yoksa böyle manipülasyonu yaparlar. Böyle İbneli de yaparlar. Her türlü işi yaparlar. Burada para dağıtılmıyor kardeş. Burada bir iş yapılıyor. O işin karşılığı para kazanılıyor. E sen çalışmazsan adam seni marketten atar. Indirir, kaldırır, hoplatır, zıplatır. Trade de yapmıyorsun zaten. Ya en dipte yapıyorsun, ya en tepede yapıyorsun. Adamın gel burada trade yap dediği yerde yapmıyorsun. Ya en dipte yapmaya çalışıyorsun, ya en tepede satmaya çalışıyorsun. Bu parayı dağıtmazlar. Buradan para kazanmak istiyorsan, Twitter finolarının yaptığının tersini yapacaksın o zaman sen de. Ben onu yapmaya çalışıyorum. Çünkü benim insani değerlerim var. Sen de onu yap diyorum ben.